أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنبياء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وَمَا اُت۪يتُمْ Ve size verilen min şeyin, şeyler femeta'un, geçim vasıtası, hayati hayatının, dünya hayatının وَزِينَتُهَا ve süsüdür. وَمَا olanlar ise ande katında, Allah katında hayrun, daha hayırlı ve ebka, daha kalıcıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Buna hala akıl etmeyecek misiniz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Efemen kimse midir ki vaadnahu kendisine bulunduğumuz vaaden bir vaatte hasenen güzel fehuve o ona lakihi kavuşan kemen kimse gibi metta'nahu yaşattığımız meta'an geçici menfaat hayati hayatının dünya hayatının. Sonra huve onu yevme gününde kıyameti kıyamet gününde minel muhdarin huzurumuza getirilenler arasında bulunan ve kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse dünya hayatının geçici menfaat yaşattığımız sonra onu kıyamet gününde huzurumuza getirenler arasında bulunan kimse gibi midir? Ve yevme o gün yunadi onları çağırarak fe yekulu diyecektir ki eyne hani nerede şu şürekai benim ortaklarım olduklarını ellezine kuntum ettikleriniz tez'umun iddia ettikleriniz ve o gün onları çağırarak benim ortaklarımlarını iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede hani nerede diyecektir. 60-61 ayetlerde Mekke müşriklerine hitap edilerek onların sahip olduğu dünya ve dünya zinet ve nimet ve zinetlerinin geçici, Allah'ın ahirette vereceği nimetlerin ise daha hayırlı ve kalıcı olduğunu ifade edilmekte
Ardında da 62 ayette bu iki farklı nimetten faydalanılacak olan iki grup mukayese edilmektedir. Bu mukayesede dünyevi sıkıntılara göğüs gererek, kararlı bir şekilde doğru yolda yürüyüp, bu sayede Allah'ın kendilerine vaat ettiği ahiretteki kalıcı ve güzel nimetlere kavuşacak olanların orada mutlu bir hayat yaşayacaklarına, dünyanın geçici zevklerine aldanıp da ahiretini unutanların, kendilerine bahşedilen dünyevi nimetleri kaybetme korkusuyla inanç ve anlayıştan, haktan sapanların, böylece o nimetleri kötüye kullananların nihayet nimetleri Allah tarafından, Allah'tan başka güçlere isnat ettikleri için Allah'ın huzurunda yargılanacak olanların mutsuz ve bedbaht olacaklarına işaret edilmektedir. قالوا derler ellezine olanlar hakka gerçekleşmiş aleyhim aleyhlerine el kavlu söz Rabbena Rabbimiz ha ulai şunlar ellezine kimselerdir ki evveyne azdırdığımız evveynahum onları da azdırdık kema öylece gaveyna biz nasıl azmışsak onları da teberre'na beri olduğumuzu İleyke sana arz ederiz. Ma kanu zaten iyyana onlar aslında bize ya'budun tapmıyorlardı. Aleyhlerine söz gerçekleşmiş olanlar Rabbimiz şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Beri olduğumuzu da sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı derler. Vakile denilir ki ud'u çağırın şurekaekum ortaklarınızı fed'avhum onlar da çağırırlar felyestecibu fakat cevap veremezler. Lehum kendilerine ve ra'u görürler el azabe azabı lev ne olurdu ennehum onlar kanu girseler diye tedune doğru yola. Kendileri ve ortaklarınızı çağırın denir onlar da çağırırlar fakat kendilerine cevap veremezler ve azabı görürler. Ne olurdu onlar doğru yola girselerdi. Ve yevme o gün yunadihim onları çağırarak feyekulu diyecek mâzâ ecebtum cevap verdiniz el murseline peygamberlere ne cevap verdiniz mâzâ ne cevap verdiniz. Ve o gün onları çağırarak peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. Feumiyet işte körleşmiştir aleyhim onlara el enbâ'u bütün haberler yevme izin o gün fehum onlar la yetesailune birbirlerine de soramayacaklar. İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir. Onlar birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat fe emma gelince men kimseye tavbe tevbe eder. Tevbe eden kimseye gelince ve amene iman edip amile ve amile işler yapan salihen iyi işler. Fe'asa umurur ki eyyekune arasında olması minel müflihin kurtuluşa erenler arasında. Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Ve rabbuke rabbin yahluku yaratır ma yaşa'u dilediğini ve yahtaru seçer ma yoktur kâne lekum onların hayaratu seçim hakkı. Subhane münezzehtir Allah Allah ve Teala şanı yücedir ama onların yüşrikune ortak koştuklarından. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Ve Rabbuke Rabbin ya'lemu bilir ma tukinnu gizlediklerinizi de suduru sinelerinizden hum onların ve ma yu'linun açığa vurduklarınızı da. Ve Rabbin onların sinirlerinde gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ve huve işte o Allahu Allah'tır. La yoktur ilahe ilah illa ancak huve başka. Huve ondan lehu onundur. Elhamdu hamd. Fil ula önünde de vel ahireti sonunda da.
ve lehu onundur el hükmü hüküm ve ileyhi ona ancak turcaune döndürüleceksiniz. Ve işte o Allah'tır, ondan başka ilah yoktur. Onun önünde de sonunda da hamd onundur, hüküm onundur ve ancak ona döndürüleceksiniz. Her gelişin bir gidişi ve dönüşü söz konusudur. Varlıkta her şeyin eninde sonunda aslına rücu eder, yani döner. Bedenimiz topraktan alınan gıdalarla gelişip ölçüsünü bulduğu için sonunda toprağa ruhumuzu ilahi kudretin bir tezahürü olarak ruhlar aleminde geldiği için sonunda oraya döner ve sonra da bizi var kılıp varlık alanına getiren Allah'a dönmek suretiyle bu yolculuk biter. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.